Şehir efsanesi artı Fatih Erbakan. Eğer o tarafa yaklaşırsa en başta Erbakan Hoca'ya, babasına ihanet etmiş oluyor. Revize etmiş oluyor. Evet. Şimdi size bunu farklı şekilde soracağım birazdan Hakan Bey, ama Reha Bey'e özellikle kriz demişken şu soruyu yöneltmek isterim. Çünkü evet, Millet İttifakı bu kadar emek verildi, kuruldu. Bir anda krizle masa 5'e indi ama sonra da 8'e çıktı diyebiliriz tabiri caizse. Fakat ben özellikle Kürt seçmende zaten baştan beri İYİ Parti'nin tutumu herhalde bir çekingenlik oluşturdu. Ama bu krizden sonra sizin gördüğünüz, araştırdığınız kadarıyla, Akşener'in dahil olmasıyla, sonrasında yaptığı açıklamalarla, evet bir diyalog süreci kurulabilir ama masaya getirilemez açıklamalarıyla, Kürt seçmendeki durum nedir Millet İttifakı'na karşı? Ve Kılıçdaroğlu'na karşı tabii. Yani İkisini de ayırmak gerekiyor galiba. Tabii tam onu söyleyecektim Hakan Bey. Burada iki meseleyi birbirinden ayırt etmek lazım. HDP'li Kürt seçmenden beklenen, kendi partisine oy vermek dışında Cumhurbaşkanlığında kimi destekleyeceği. Dolayısıyla İYİ Parti için HDP'li seçmen potansiyel bir seçmen değil. Ya da tersinden söyleyelim, HDP'li seçmen için İYİ Parti bir seçenek değil. Fakat Cumhurbaşkanlığı meselesine geldiğimizde öteden beri Kürtler içinde, Türkiye kamuoyunda da popüler 3 tane figür vardı. Kürtlerde bu daha çok 2'ydi tabii. İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu'ydu. Şimdi bu sinerji birleşmiş görünüyor. Bir araya gelmiş görünüyor. Fakat son tahlilde yine de Kürt seçmenin en çok görmek istediği iki adaydan biri Cumhurbaşkanı adayı oldu. Yani ya Ekrem İmamoğlu adayı olacaktı ya Kemal Kılıçdaroğlu. Yani şu açıdan söyleyeyim, Kürt seçmenin rahatlıkla destekleyebileceği iki aday bu ikisiydi. Şimdi bu enerji birleşmiş oldu. Evet. Şimdi bunun dışında Mansur Yavaş'ın, Meral Akşener'in denklemde olması Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kürt seçmenin tutumunu çok etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü zaten Meral Akşener'in masada olduğu bir seçenekte ve yeni yönetimin bir parçası olduğunu bilerek insanlar Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına yine bu krediyi veriyorlardı. Yani mevcut durumda Mansur Yavaş'la Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak olması, ha onlar varsa biz yokuz gibi bir sürpriz değil bu. Böyle bir sonuç doğuracağını beklemiyoruz. Fakat burada birkaç tane temel mesele var. Birincisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yükü hakikaten ağır. Çünkü Cumhur İttifakı'nda böyle herkesi ikna edebilen, çok fazla duygusal ya da somut rant dağıtabilen bir lider var ve 20 yıldır kazanan birisi. Öbür tarafta masayı uzlaşıyla götürmeye çalışan bir moderatör var. İşte Cumhur İttifakı'nda örneğin masada yaşanan bir kriz gibi yaşanmasını çok beklemezsiniz. Çünkü bir tane lider aşırı ağırdır. Diğeri de ağırlığını perdenin arkasında gösterebiliyor, gösteriyor, yani etki edebiliyor. Dolayısıyla kamuoyu önünde pek kavga ettiklerini falan görmüyoruz birkaç senedir. Şimdi bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda işi biraz, yükü biraz ağır. Yani bir yandan evet, İYİ Parti'nin sınırlarını aşmamak, diğer taraftan HDP'li seçmeni küstürmemek ve HDP ile yol yürümeyi becerebilmek gibi bir ince denge götürmesi gerekiyor. Fakat burada önemli bir eleştiriyi bence İYİ Parti hak ediyor. Şimdi bu kriz çıktığından beri benim gözlemim, ya İYİ Parti'nin gerek bizde gerek kamuoyu nezdinde merkeze doğru yürüyecek, merkez parti olma potansiyeli güçlü bir görüntüsü vardı. Fakat bunun pek de böyle olmadığı görüldü. Çünkü birincisi, merkez olma iddianız güçlüyse masada müzakere yöntemlerini zorlarsınız. İkincisi, ya Türkiye'de merkez olmak demek Kürtlerle konuşabilmek demek. Yani bugün Tansu Çiller'inden, Süleyman Demirel'inden, ANAP'ından kime gelirseniz, AK Partisi'ne kime gelirseniz gelin, merkez demek Kürtlerle konuşabilmek demek. Fakat bu bir haftada bizim gördüğümüz şey, özellikle o masanın dağıtılması, masa dağıtıldıktan sonraki o tirat daha çok bir ülkücü öfke barındırıyordu. Yani bu partinin merkeze olan yolculuğu, evet, yani merkeze olan yolculuğuyla ilgili epey önünde yol olduğu anlamına geliyor. Peki burada şeyi düşünmek lazım. Ya gerçekten Türkiye'de yeni bir düzen gelecek ve herkes adil ve eşit olacaksa, ya bunu birincisi Kürtleri görmezden gelerek kurmanız mümkün değil. İkincisi,
yani gerçekçi olmak lazım. Her üç Kürt'ten ikisi kendi temsiliyetini HDP'ye taşeray ediyor. HDP'ye bu yetkiyi veriyor kendisini temsil etsin diye. Dolayısıyla her üç Kürt'ten ikisini Türkiye'de alan bir hareketin hiç yokmuş gibi davranmanız çok gerçekçi değil. Yani HDP'nin üstünden atlayarak Kürt'le konuşmak Türkiye'de çok gerçekçi bir şey değil. HDP'nin üstünden atlayarak konuşmak aynı zamanda Kürt meselesini konuşacağınız muhatapları da ıskalamak demek. Yani bugün Türkiye'de Kürt meselesini konuşabileceğiniz, onun taşıyıcısı olan en legal aktör, yani en formal ve legal olan aktör yine HDP. Dolayısıyla yarın bir gün ihtiyacımız olacak bu müzakereleri bugünden baltalamamak ve merkez parti olmanın biraz hakkını teslim lazım. Öbür taraftan şöyle bir tersten düşünelim Gizem Hanım, Hakan Hocam. Ya HDP'nin gerçekten bugün iki adaydan birini desteklemek gibi bir borcu yok. Sırtında böyle bir küfe de yok. Ya HDP eğer iki durumdan birisinde benimle ilgili bir şey değişmeyecekse ne haliniz varsa görün dediğinde muhalefet blokunun seçimi kazanmayacağı %100. Ya kazanmayacağı garanti. Öbür taraftan şu da atlanıyor. Ya 2018'de HDP İYİ Parti'den daha fazla oy almış. Meral Akşener'den daha fazla oy almış Selahattin Demirtaş. Yani eğer bir toplumun bir parçasını temsil iradesi ise toplumun daha fazlası bu partiye iradesini beyan etmiş. Dolayısıyla sanki çok küçük bir şeyden, çok değersiz bir şeyden bahsediyormuşuz gibi konuşmak Kürt'ün haysiyetini inciten bir şey. Şimdi Kürt'ün haysiyetini incitmek bir yandan insani olarak yanlış ama öbür taraftan hadi pragmatik olarak bakın. Ya pragmatik olarak da yanlış. Sizin ilk turda seçimi bitirmek için HDP'li seçmenin tamamını sandığa götürmeniz ve sandığa götürdüğünüz HDP'li seçmenin tamamının desteğini almanız lazım. Yani HDP'li seçmende şöyle dörtte bir fire demek seçimi riske sokulması demek. Sadece bunu matematik olarak düşünmeyin. Dörtte birin sinerjiye katılmamış olması o moral desteği de düşürecektir. Yani işte benim komşum benimle konuşacaktır. Ya olmuyor, etmiyor, gitmeyelim falan diyecektir. Tabii. Yani sadece dörtte bir matematik değil. Kesinlikle. Dolayısıyla bir yandan Cumhur İttifakı, ya Hüdapar gibi örneğin, daha oyu toplamda ölçülmüş oyu 207 bin Hüdapar'ın Türkiye'de 2018 seçiminde. 207 bin oyu olan bir partiyi ittifaka dahil etmek için bu kadar çabalarken, ki Kürt meselesiyle ilgili tüzüklerine bakarsanız öyle Hüdapar'la HDP arasında dağlar kadar fark da yok yani. Aşağı yukarı temel meselelerde benzeşiyorlar. Orada ayrıştıran şey onlara ideoloji ve geçmişin kavgası. Yani birinci turda bitirmek için sizin çaba sarf etmeniz bir yandan gerekiyorken siz bu özveriyi göstermiyorsunuz, hatta moral bozuyorsunuz. Öbür taraftan Cumhur İttifakı seçimi ikinci tura bırakma çabasıyla dünya kadar formül işletiyor. Ola ki seçim ikinci tura kalırsa da işte ben meclis çoğunluğunu elde edeyim diye ya Diyarbakır'dan bir Hüdapar gelsin, oradan bir DSP gelsin gibi formüller işletiyor. Sanki bu burada muhalefete şu uyarı yapmak lazım. Ya sanki muhalefet seçim çantada keklik, hadi biz pazartesi dönüp hükümet yönetimimize bakalım gibi bir ahval içindeyken bugün devleti yöneten hükümet bir panik içinde ve seçimi nasıl kazanacağına dair 40 tane formül üretiyor. Ben muhalefetin bu kadar rehavet ve iyimserliğinin hayırlı olmadığını düşünüyorum. Yani aday açıklandıktan 2 gün sonra böyle 45'e 55 anketler bana biraz aşırı iyimserliğin göstergeleri gibi geliyorlar. Biraz temkinli hareket etmek, temkinli gitmek gerekiyor. Ya burada gerekiyor. Sadece oy açısından da değil üstad. Şöyle yani bir etik olarak da bakmak lazım. Yani Kılıçdaroğlu'nun veya Millet Masası'nın yapmaya çalıştığı, özellikle de Kılıçdaroğlu'nun ve diğer 3-4 partinin yapmaya çalıştığı şey aslında 100 yıl önceki, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne gidiyoruz. 100 yıl önceki ruhu, Türkiye bir sarsılmış, o zaman İstiklal Savaşı'yla sarsılmış, bir imparatorluk yıkılmış, yeni bir devlet yıkılıyor. Atatürk Türkiye'nin tüm renklerini 1. Mecliste toplamış. Hepsini bir konsensusa ulaştırmış, o sayede Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış, bir inşaat yapılmış. Sonra Türkiye belli sorunlar yaşamış olabilir. Aynı şekilde bu sorun aslında iki taraflı. Yani Cumhuriyet kendini birilerini tehdit olarak görmüş olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama aslında ilk kuruluştaki mantaliteyi Kılıçdaroğlu tekrar geri getirmeye çalışıyor. Yani HDP'yi sadece bir oy olarak da görmemek gerekiyor. Yani ıskalamamak gerekiyor, değer vermek gerekiyor. Bu ülkenin asli unsuru olarak
Kürt vatandaşlarımız var. Onlara da eşit vatandaş muamelesi yapmamız gerekiyor. Biz geçmişteki süreçte Kürtler gerçekten 12 Eylül sürecinde falan da çok büyük acılar çektiler. Hem terör yüzünden de çektiler hem de devletin o teröre karşı geliştirdiği yöntemlerde acı çektiler. Ben bunları bir gazeteci olarak yaşadım. Fakat öyle de bir noktaya geldik ki Kürtlerin de biraz bunu anlaması gerekiyor. Mesela Kürtler her zaman devlet zedeydi, asker hakimdi. İşte Türkler Ertürk. Onlar da mağdur oldu. Biz gazeteciler de mağdur olduk. 28 Şubat sürecinde mağdur olanlar AKP'nin sürecinde daha fazla dindar kesimli mağdur oldu. Yani Türkiye'de bir Kürt sorunundan bahsederken aslında Türkler Ertürk yanılıyorsam söyle aslında bir Türk sorunu da oluştu. Yani Kürt sorunuyla Türk demokrasi sorunu oluştu. Tanımlamak yani daha doğru. Öyle bir ortak paydamız var ve Kürtlere de burada daha fazla yani bu devletten acı çektiklerini söyleyen Kürtlere de daha sempatiyle bak.